Sobamızı yaktık. Üzerine mercimek çorbası koydum. Burada odun sobasında, odun ateşinde çok güzel oluyor. Onun için burada çorba yapacağız. Çayımızı da koyduk. Şimdi çayımızı demleyeceğiz. Sobayı gösterebilirsin. Sobamız da ne güzel, çok güzel yanıyor. Hem ısınıyoruz hem yemeklerimizi yapıyoruz. Ne kadar döktün? Dök oğlum. Benim oğlum bana yardımcı oluyor. Koy oğlum. Yeter bak. Yeter. Şimdi bunu kapağını şöyle bir yakın dereceğim. Hani taşmasın diye. Bir de çayımızı demleyeceğiz şimdi. Bunu da buraya koyalım. Bana lazım olacak. Şu anda kapağını bu şekilde koyuyorum. Şimdi çayımı demleyeceğim. Şimdi çayımızı demliyorum. Bol içeceksiniz çay değil mi? Tamam. Şimdi çayımı demliyorum. Çay kaynamıştır belki. Bir şeyle kaynasın bakalım. Burada çorbamız kaynamak üzere. Şöyle yapalım. Şimdi çayımı demleyeceğim. Esselamu aleyküm sayın takipçilerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin üzerinde olsun inşallah. Bugün burada terasımızda, yani kapımızın önünde teras biliyorsunuz. Burada sobamız var. Sobamızı yaktık. Çayımızı, yemeğimizi, her şeyimizi burada yapıyoruz. Ve hem de ısınıyoruz. Etrafında çayımızı da içiyoruz. Şimdi çayımı demleyeceğim burada. Ben normalde çayı yakıyorum ama iki gün oldu yakamıyorum. Ay kim şey, kim yıkıyor, kim yıkamıyor bana söylerse çok sevinirim. Çay yıkıyorlar mı, yıkamıyorlar mı acaba takipçilerim? Ama ben mutlaka yıkıyorum ama dün bir de bugün yıkamadım. Şimdi buradan da bu su da kaynamış. Bu ek olarak, ek için lazım olur diye kullanıyorum. Koyuyorum buraya, kaynıyor. Lazım olunca alıyorum. Şöyle. Şöyle yekendiriyorum taşmasın diye. Bir de bu arada şey, çoraplarıma su damlattım. Şimdi kaşık getireceğim. O da burada. 3 tane büyük soğan böyle. Orta boydan biraz büyük. Onları doğradım, iri iri doğradım. Yani çok böyle halka halka. Bir de yarım çay bardağı zeytinyağıyla, yarım çay bardağı bile değil. Bir çeyrek çay bardağıyla. Bir de 3 diş sarımsak. Bunları kavurdum ayrı tavada. Bunun üzerine döktüm. Ama aslanın burada değildi. Beni çekemedi. Şimdi bunu böyle yaptık. Bir de tuzunu da ben bunu koydum. Şimdi buraya ne yapıyoruz kızım? Buraya bir yemek kaşığı tereyağı. Şimdi altını açıyorum. Bu şekilde. Bunu eriteceğim. Biraz toz biber koyacağım. Bunu da açalım. Bir de oraya ne koyacağız? Şey, kimyon koyacağım, kimyonu koymadım. Şöyle bir çay kaşığı kadar. Bir çay kaşığı kadar kimyon. Şunu biraz daha açalım. Şimdi ben bunu blenderla çekeceğim ya. Hı hı. Onun için sıkıntı yok. Yani soğanlar da iri iri. Hiçbir sıkıntı yok. Bunun üzerine birazcık şimdi su kaynamış su koyabilirim belki. Bakacağız. Şimdi bunu şöyle blenderla çekeceğim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bu kadar yeter. Şimdi burada limonum var. Burada yarım limon suyu koymuştum. Ben bunun tadına tuzuna bakacağım. Tuz koymuştum. Biraz daha tuz eklemesi yaptım. Bir de burada yarım limon koymuştum. Bir yarım limon daha koyacağım. Aslında limon sıkacağı var. Ama yine ben alışmışım ya. Genelde böyle. Çekirdekler ne kadar çok çıkıyor. Çekirdek düşerse hakkınızı helal edin artık. Böyle kaşıkla çok kolay oluyor. Şimdi bu bir kaynayacak. Ondan sonra altını kapatacağım. Burada şöyle yarım çay kaşığı kadar sadece. Bu kadar yeter. Bunu ocaktan alıyorum. Birazcık kaynamış su ekleme yaptım. Şöyle. Bu şimdi kıvamı çok güzel oldu. Bu mercimeğimiz çok böyle sarı değil. Niye bilmiyorum. Yani cinsinden böyle. Ne kadar limon koyduysam. Şimdi çorbamız fokur fokur kaynıyor. Bir de yanında biraz kısır yapacağım. Bunları bahçeden topladım. Soğanları. Naneyi de ama maydanozlar pazardan. Şöyle doğrayacağım. Kapattım altını. Hala kaynıyor. Bu soğanları ekince ufak su, çok ufak soğanlar bunlar. Ama maşallah olmuşlar. Diğer soğanlarımız yine bir haftaya kadar bence yetişir. Takipçilerime buradan teşekkür ediyorum. Dünkü videomda demiştim işte nereden beni izliyorsanız hangi ülkeden, hangi şehirden öğrenmek istiyorum yani rica etsem dedim. Sağ olsunlar hepsi yazmışlar. Nereden beni izlediklerini onlara gerçekten çok teşekkür ediyorum. Duyarlılıklarından dolayı. Kimisi Almanya'dan, kimisi Avustralya'dan, kimisi Belçika'dan, kimisi Hollanda'dan, evet, daha başka, Japonya'dan, daha saymadığım ülkelerden beni takip ediyorlar. Rabbim onlara yar ve yardımcılar olsun. Onlar gurbetçi kardeşlerimiz. Gerçekten gurbet hiç kolay değil. Şimdi ben o çorba yaptım. Canımız kısır istiyor dedim ki hadi bugün bunun yanında kısır yapayım.
Marulla da güzel oluyor. Lahanadan çok seviyorum ben kısırı. Ama işte kısmet değilmiş, almadık. Bu hafta istediğimiz lahana yoktu pazar. Şimdi ben burada kısır yapacağım. Çok değil, biraz. Şöyle 2,5 su bardağı. Biraz reyhan koydum. Bir de kimyon da koydum. Ve burada 2 yemek kaşığı domates salçası, 2 yemek kaşığı dolu dolu, yani 3 yemek kaşığı biber salçası içerisine koydum. Ve şimdi tuz koymuyorum çünkü tuz salçada yeterli olabilir. Onun için şimdi ben bunları güzelce yoğuracağım. Bugün kendimizi ödüllendireceğiz. Neyle? Kısırla. Değil mi Aslı? Aslan'ın kısırı çok seviyor. İsmail de çok seviyor. Babası da çok seviyor. Kim kaldı? Arzu çok az seviyor. Sen? Ben normal. Ben de seviyorum ama çok böyle sizin gibi aşırı değil. Ama yani seviyorum. Uçmaya başladı. Hayırdır inşallah. Misafir mi gelecek inşallah? Şu. Bir keşke bir sarı peçete falan koysaydık mı acaba? Ses yapıyor. Daha su koymadım. Şimdi su koymaya başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Benim canım ne istiyor biliyor musun? Çiğ köfte. Etli çiğ köfte. Bayılıyorum. Çiğ köfte. Şeyden alak da yapak. Pazardan. Şimdi ekşisini koyacağım. Yeter bu kadar. Çok macun gibi olmasın. Bismillahirrahmanirrahim. Yeter bu kadar. Çünkü koyalım biraz da. Tamam. Sence yeter. Yeşilliği de alayım. Yeşilliği ben dökerim anne. Ver. Şimdi yeşilliğine döküyorum bu şekilde. Yani her zaman kısırdan 2 kat, en azından 2 kat fazla yeşillik. Zeytinyağını da alalım. Şimdi yağımızı döküyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Yağ kısırı tamamlıyor. Maşallah, subhanallah. İyi değil mi ya? Hı hı. İstersen biraz daha koyabilirim. Ama sanki iyi. Bunu yeme, yanında yat. Maşallah, subhanallah. Yanında da yeşilliğimiz. Şöyle takipçilerime bir tane yapayım. Bir tane takipçim demiş ki, Damia Hanım
Sizlere gelsin demişim ya. Gelsin nasıl gelsin sizlere gitsin diyeceğim, tamam? Şimdi takçilerim böyle kısırımdan alıyorum ve bu şekilde kısırımız hazır. Sayın takçilerim bunu size gitsin. Şimdi kısırımız hazır böyle bu şekilde. Bu sizin için, onun için yemeyeceğim. Kalsın. Kameramana da biraz yapıp bir lokma vereceğim. Şöyle. Şimdi çorbamızı koyalım. Şimdi burada ne yapacağız? Yumurtalı kısır yapacağız bugün. Siz de yapın. Şimdi bir çeyrek kaşığı, yani yarım çay kaşığından, yarım yemek kaşığından biraz az tereyağı koydum. Şimdi yumurtalara tuz koyalım birazcık, değil mi? Siz seviyorsunuz. Şimdi yağımız ısındı. Yumurtamızı döküyoruz. Eskiden annemin zamanında yumurtayı yaptığı zaman böyle bol yağla, bol tereyağıyla kızdırıyor, tabii yakmıyor. Ondan sonra yumurtayı çırpıyor, boşaltıp böyle kabarıyor. Çok yağ olursa o zaman daha daha çok kabarır. Ama şimdi diyoruz ki sağlık açısından çok yağ koymayalım diyor. Yumurtamız da böyle pişti. Yumurtamızı ne yapıyoruz? Şimdi bu böyle kalsın bu takipçilerimin. Şunu şimdi yumurtamızı kısırımızın üzerine bu şekilde boşaltıyoruz. Şöyle. Şimdi çorbamızı koyalım. Şimdi çorbamızı koyuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın bizi bu nimeti bize bu başımızdan eksik etmesin Allah'ım. Rabbim bizi senden başkasına muhtaç etme Allah'ım. Şimdi yaptığımız tereyağımızdan cızlıyoruz. Şimdi sayın takipçilerim benden bu kadar. Bugün. Sayın takipçilerim benden bu kadar. Beni buraya kadar izlediyseniz bana abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarımdan haberdar olabilmek için bildir zile basmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah hepinize razı olsun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinizi seviyorum.